Sayın İmamoğlu konuğumuz, hoş geldiniz. Hoş bulduk Şirin Hanım. Kentsel dönüşümle başlayalım dilerseniz. Kentsel dönüşümle ilgili en hızlı, en doğru ve en kararlı şekilde, en iyi şekilde bu süreçleri yürütüyoruz. Somut konuşursanız, mesela 5 sene önce 115 bin konutu dönüştüreceğiz dediniz. Şu ana kadar dönüştürdüğünüz konut sayısı... Bir dakika, şimdi burada ben konuşuyorum. Sayılara lüzum var mı? Ama dönüştürdüğünüz konuta dedi... Ben konuşuyorum şu an, rakamlar konuşmuyor. Ama... Bir dakika, rakamları başka bir gün yayına alırsınız, sorarsınız, tamam? Dönüştürdüğünüz konut sayısı 5489. Evet, ne var bunda? Şimdi sen buraya provokatörlüğe gelmişsin belli. Ayıp bak, bu çok tehlikeli bir akıl. Efendim, bunlar sizin rakamlarınız. Nereden benim rakamlarım oluyormuş? Bu rakamlar bütün insanlığa ait. Deprem tehdidi dururken... Sen kafanı yorma, bak tehdit ediyorsun, yapma. Uğur Bey, sizden soru alalım. Kentsel dönüşümü konuşuyoruz. Sayın İmamoğlu, Kafka'nın bir romanı var, Dönüşüm. Adam bunaltıcı düşlerinden uyandığında kendini dev bir böceğe dönüşmüş buluyor. Acaba bu tarz bir kentsel dönüşüm mü bekliyor bizi? Belki de bir sabah uyandığımızda... Bak ne güzel soru soruyorsunuz. Evet, neden olmasın? Umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Tabiatta hiçbir şey sabit kalmıyor. Dolayısıyla o binalar zaten her geçen an dönüşüyor diyebilir miyiz? Bir gazeteci olarak bunu sormak durumundayım. Gayet tabii. Bak bu da güzel bir yaklaşım. Teşekkür ederim. Bir gazeteci olarak bunu sormak zorundaydım. En doğal hakkınız. Ben de en net şekilde yanıt verdim size. Efendim, deprem tehdidi her an tepemizde dururken... Bu hızla gidilse İstanbul'da binaların depreme hazır hale gelmesi yüzyıllar alır. Bak biz burada güzel güzel konuşurken gene araya rakam sokuyorsun, yapma. Bak bu çok tehlikeli bir akım. Ama... Efendim ben katılmıyorum ama İstanbullular belediye hizmetlerinin geriye gittiğinden şikayetçi. Ne söylersiniz? Şimdi dürüst olmak gerekirse, ki gerekmiyor da bana da bir değişiklik olur. Dürüst olmak gerekirse biz de bunu daha geçen fark ettik. Maalesef yıllardır yanlış yöne gitmişiz. O yüzden ekip arkadaşlarımızı uyarmak adına ulatamıyor ileri şeklinde bir söylem geliştirdik. Peki bu süreçte ben şunu beceremedim dediğiniz bir şey yok mu? Size bir şey diyeyim mi? Ben yalan söylemeyi beceremiyorum. Vallahi bak, 5 senedir deniyorum, hala her yalan söylediğimde anında patlıyor. Sayısını unuttum. Benim zayıf yönüm bu. Ama Mansur benden de kötü, o bir de kızarıyor falan. Evet, görünen o ki son derece başarılı bir kentsel dönüşüm performansı var. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.